7 sene önce bir böbreğimiz iflas etti. 7 senedir diyalize giriyorum. Organ bekliyordum. Çocuğum küçüktü o zamanlar. Almak da istemedim. Ama oğlum büyüdü. Kendisi illa da vermek istedi. Çok çok teşekkür ediyorum oğluma. Vallahi inanılmaz söylemesi gerçekten muhteşem bir duygu. Hele de illa da insanın kendi çocuğundan bir parçası olması, içinde taşıması çok büyük bir duygu. Ayrıca buradakiler bize emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda bazı parçaları çıkarttılar zaten. Bir haftaya kadar da eve gideceğim. Kendi aileme özellikle çok teşekkür ederim. Çocuklarıma, eşime. Dünyada hiç kolay diye bir şey yok. Onun zorluğunu çeken biliyor. Her sabah saat 5'te kalkıyoruz. Eşim de benimle beraber kalkıyor. Ben çektiğim çileyi eşim de çekiyor. Çok zor bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Ya bizde bir laf vardır. Derler ki insanı yaşat ki sen de yaşayasın. Bir organla bir insanı yaşatmak kolay değil. Herkesin harcı da değil. İnsanı yaşatacaksın ki sen de yaşayasın. Yarın kimin ne hale geleceğini, kimin neye muhtaç olacağını kimse bilemez. Onun için herkes bu konuda duyarlı olması gerekir. Ben ölüp gittikten sonra benim parçalarım herhangi bir işe yaramayacaksa benim bu dünyada kalmamın bir anlamı yok ki. Benim de benden bir parça da bu dünyada yaşayacak. Yaşatmak gerçekten çok güzel bir şey. Dediğim gibi insanı yaşat ki sen de yaşayasın. Toprak olmasın. Topraktan bir şey olmaz. İnsanlara can olsun. Kimse babasız kalmasın. Kimse annesiz kalmasın. Kimse çocuksuz kalmasın. Kimse evlat acısı yaşamasın. Toprak olduğumu ne işe yarayacak? En azından birileri hayata sıkı sıkı tutunur. Belki gün gelir insanlara çok faydalı birisi olabilir. Hastamız 49 yaşında, yaklaşık 7 yıldır diyalize giren bir hastamız. Oğlu, donör adayımız da oğlu olarak 23 yaşında. Hazırlık aşamasından sonra, uzun bir hazırlık aşamasından sonra geçen çarşamba günü ameliyat işlemlerini gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra her ikisinde sağlık durumları iyi. Zaten donörümüzü bugün taburculuğunu planlıyoruz. Hastamızı da hafta içerisinde, hafta sonuna doğru onun da taburculuğunu planlıyoruz. Şu anda ilaç düzeyleri ve fonksiyonel testlerin hepsi normal seyrediyor. Canlı yapmak zorunda kaldık. Bölgemizdeki en son donörümüz Nisan ayında çıkmıştı. Nisan ayından beri bölgemizde kadaverik donörümüz yok. Biz de mecbur kalıyoruz hastalarımızı artık canlı donörlerden nakiller yapmaya. Elazığ'da şu anda bölgemizde daha doğrusu yaklaşık 2000-2500 tane böbrek nakli bekleyen hasta var. Bunların içerisinde ve hepsi de düşkün durumda olmaya başladılar. Hem canlıyken, hayattayken yapılan bağış sayısı şu anda Elazığ'da çok fazla yüksek değil. Belki de bölgenin en düşüklerinden gidiyor. Bütün STK'lar şu anda destekliyor ama yeteri kadar bağışımızı alamıyoruz.